Herkese merhaba, şahane bir video ile sizlerleyiz. Arkadaşlar ben Erkan Kandemir. Analize başlamadan önce kanalıma abone ve bildirim açarak önceden haberdar olabilirsiniz. Rahmo mu yoksa eşkıya dünya hükümdar olmaz mı? İkisine birini yoruma yazıp desteklerimizi görelim. Hep birlikte takip edelim. Rahmo'yu sevenler videoyu girip beğenmenizi yeterlidir. Ve hep birlikte sayımızı görelim. Analize başlıyoruz. Yavuz Bey, Rahmo'nun hırsını gördü. Antep'e ulaşmak için neler yapabileceğini anladı. Rahmo hızlıca büyüyerek Alpay'ın yerine geçecektir. Tabii Alpay'ı da sessizce ortada kaldıracaktır. Yavuz Bey, Rahmo'dan vurmasını isteyecek, vurmaması halinde işlerin kötüye gideceğini söyleyecek. Bu şansı belki de Fidan Hanım'a da bir şeyler hissettiği için vermiştir. Rahmo savaşı tekrar başlatacak, ilk olarak Halef'i ortadan kaldıracaktır. Süleyman Ayağa güveni kalmamıştır. Sonuçta babasını öldürenlere güvenmemekte haklı. Rahmo ile Sibel'in aşkı daha da güçlenecek. Rahmo Sibel için evdekilere karşısına da alacak ve orada kalmasını sağlayacaktır. Sibel artık Rahmo'ya düşman değildir. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atarak sayımızı hep birlikte görelim arkadaşlar. Yani beğeni atarsanız sevinirim. Yorumlarınızı da unutmayın arkadaşlar. Kötü yorum yapanları da siliyorum, engelliyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun.